1. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Gün Yayınları sayfa 268. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı sayfa 268. Cevapları. Gün Yayınları. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Tükenecek olan enerji kaynaklarının başlıcaları hangileridir? Cevap: petrol, doğalgaz ve kömür. 2. Petrolün taşınması, çevreye ne tür olumsuz etkide bulunabilir? Cevap: petrolün taşınması sırasında gerçekleşen kazalar sonucu çevreye yayılan petrol, doğal ortamın kirlenmesine ve birçok canlı türünün zarar görmesine neden olmaktadır. 3. Bir gölün kurutulması çevreye ne tür zararlar verebilir? Cevap: gölün kurutulması sonucu o ortamda yaşayan canlıların bir kısmı yok olmakta, bir kısmı da göç etmektedir. Bunun sonucunda bir ekosistem yok olmaktadır. Ayrıca yörenin iklim koşulları değişmektedir. 4. Doğal kaynaklar kullanılırken çevreye verilecek zararları azaltmak için neler yapılmalıdır? Cevap: doğal kaynakların kullanımında planlama yapılmalı, sürdürülebilir kullanımı sağlanmalıdır. 5. Geri dönüşüm için atıklar nasıl toplanmalıdır? Cevap: atıklar sınıflandırılarak toplanmalıdır. B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. Cevap: 1. Az 2. Yanlış 3. Küresel 4. Fosil 5. Arıtılarak 6. Geri dönüşümde. 1. Gelişmiş ülkeler, doğal kaynakları kullanırken çevreye daha az zarar vermektedir. 2. Tarım alanlarının yerleşmeye açılması, yanlış arazi kullanımı örneğidir. 3. Hava kirliliği küresel ölçekte çevre sorunudur. 4. Gaz atıklar, daha çok fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkmaktadır. 5. Kirli suların arıtılarak doğaya bırakılması, atıklardan korunma yollarındandır. 6. Atıkların geri dönüşümde kullanılması, yeni ürünlerin elde edilmesini sağlar. C. Aşağıdaki metne göre soruları yanıtlayınız. Toprak, kendisiyle birlikte madenleri, suyu, dolayısıyla hayat sistemlerinin devamlılığını ve çevrenin üretken kapasitesini bünyesinde barındıran bir ortamdır. Yeryüzünün yalnız bazı bölümlerini örten toprak, çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar sonucunda uzun zamanda oluşan ince bir tabakadır. Birçok durumda 1 santimetre toprağın oluşması 100-400 yıl almakta, bu toprağın verimli hale gelmesi ise 3-12 bin yıl gerektirmektedir. Oysa yaşam için son derece önemli olan toprak, kısa sürelerde kendisini yenileme kapasitesi olmayan ve kolayca kaybedilebilen bir kaynaktır. 1. Toprağın önemi nedir? Cevap: toprak, kendisiyle birlikte madenleri, suyu, dolayısıyla hayat sistemlerinin devamlılığını ve çevrenin üretken kapasitesini bünyesinde barındıran bir ortam olduğu için canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayati önem taşımaktadır. 2. Erozyonla toprak kaybı neden önemli bir tehlikedir? Cevap: erozyonun zararları nelerdir? 1. Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır. 2. Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelip, kırsal kesimden kentlere doğru göçü arttırarak, büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açar. 1. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 268 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.